Daha genel çerçevede birkaç şeyi de paylaşmak istiyorum. Dünyanın bütün ülkeleri bir yıldır COVID-19 pandemisiyle mücadele ediyor. Bu mücadeleye baktığımız zaman ülkelerin sosyal, ekonomik, demografik, tarihsel özellikleri, sağlık sistemleri gibi birçok faktörün etkili olduğunu görüyoruz. Bunların en başında gelenlerden biri demografik, yani ülkelerin yaş dağılımı. Çünkü SARS-CoV-2 yaşlı nüfusta daha fazla özellikle hayat kaybına yol açıyor. Türkiye sürecin başında aslında bu açıdan avantajlı girdi. Özellikle Avrupa ülkelerine göre yaşlı nüfusu daha düşüktü, genç nüfusu daha fazlaydı. Ama bu geçen bir yıla baktığımızda yaşlılarımızı koruyamadığımız gibi özellikle son zamanlarda genç nüfusu da ne yazık ki koruyamadığımızı ve onlarda da hayatlarının kaybının giderek arttığını görüyoruz. Yani neticede bu avantajdan faydalanamadı. Salgının etkisi ve salgınla mücadeleyi belirleyen etkenlerden biri de dünyada siyasal rejimler oldu. Amerika'nın bugün bu kadar çok kayıp vermesinin hani Trump rejimiyle birebir bağlantılı olduğu zaten herkes görüyor. Keza Brezilya'da Bolsonaro gibi bir siyasal lider. Neticede Türkiye'nin de aslında bu bir yıllık sürecinde en büyük dezavantajı bu salgına siyasal İslamcı bir rejim altında ve bir tek adam rejiminin kurulma sürecinde kurulduğu günlerde yakalanması oldu ve aslında bütün bu süreçteki ölümlerin salgının doğal seyrinin çok daha üzerinde olan ölümlerin sorumlusu da bu rejimdir. Bir kere onu paylaşmak isterim. İkincisi, bu bir yıllık süreç bize açık olarak göstermiştir ki bu siyasal İslamcı tek adam rejiminden kurtulmadan ne yazık ki biz bu koronavirüs salgınıyla baş edemeyeceğiz.